ve şu anda Valencia'nın yeni şehir merkezindeyiz. Yeni şehir Eskişehir olarak ikiye ayrılıyor başkent ve işte şu anda da arkamda modern mimarilerin en güzellerinden biri yer alıyor. Opera binasını görüyoruz ve opera binası özellikle sanatçı tarafından bir miğfere benzetilmiş. Burada her gün opera gösterileri, her gün dinletiler oluyor. Valensiyalılar çok sosyaller ve işte bu nedenle de opera, bale, sanat, tiyatro çok önem veriyorlar. Bu sanat binaları müthiş bir tasarımla yapılmış. Bir miğfer. Calatrava'nın buraya yapmış olduğu en önemli 5 eserden en sonuncusu diyelim. 1996'da başlandı ve 2010 tarihinde de bitti. İnanılmaz bir statiği var gerçekten binanın. Görmüş olduğunuz alt alan çelik konstrüksiyon ve diğer uca kadar gidiyor ve binanın dengede durmasını sağlıyor. Yaklaşık 4000 kişi kadar alabiliyor içerisine. Aynı anda opera ve tiyatroyu izlemesi için. Burada kullanılmış art nouveau tekniklerinden bir tanesi olan seramiklerin kırılıp tekrardan aynı şekilde yapıştırılması tekniği de kullanılmış. İnanılmaz eserlerden bir tanesi. Evet. Özellikle yeni şehir olmasına rağmen yeşilliği bozmamışlar. Hatta Avrupa'nın en büyük parkı da burada. Öyle mi? Tam 9,5 kilometre. Wow. Tam 9,5 kilometrelik bir parkı var. Farklı farklı birimlerde oluşan inanılmaz bir park. Bütün şehri, yeni şehri neredeyse takip eden bir park. Yeni Valencia'nın sembolü olan bu özel tasarım binalarda sanata dair her şey düşünülmüş. Sinema binası, müzeler, akvaryum, 4 boyutlu sinema da yine bu binalarda bulunuyor. Modern mimarinin yeşille iç içe olduğu bir şehir merkezi burası. Ayrıca geleneksel yaşamlar da takılıyor burada gözümüze. Bu amcalar ne yapıyorlar acaba burada? Buradaki havuzda yaşlı amcalar gelmişler, oturmuşlar burada. Çocuk gibi gemi sürüyorlar. Hola! Hola, buen dia. Buenos dias. Good, good, good. Bien. Bien. Evet, amcalar bakar mısınız? Burada iyi mi, güzel mi, eğleniyor musunuz dedim. Evet diyorlar, evet diyorlar. Yakupcan, senden daha çocukları da var. Hola, hola. Hola, hola. Türkiye. Türkiş. İstanbul. Ya Türkçe bilmiyoruz diyorlar ama biz anlaştık her türlü. Ve ship very good ya. Harika. Gerçekten çok keyifli. Burada amcalar bu şekilde oturmuşlar. Bugün günlerden pazar. Evde duracağımıza gelelim burada gemi sürelim demişler. Kendileri yapmışlar bakın bu gemileri bir çocuk gibi burada zaman geçiriyorlar. Ne kadar güzel, ne kadar üretkenler buranın yaşlıları. Bu çocuk ruhlu beylere iyi eğlenceler diliyoruz ve ilginç bir lezzet buluyoruz burada. Sanat eserlerinin arasında geleneksel bir lezzet de çıktı karşımıza. Bu nedir böyle? Sanki bir mısır böyle hani gibi. Evet, mısır gibi çok ufak ama mısır mı? Mısır gibi. Gibi. Ama mısır acaba ne? Çok benziyor. Burada yetişen bir bitki kökü. Allah Allah. Adına çufa diyorlar. Nereden geliyor biliyor musunuz? Hayır. Çok enteresan. Araplardan geliyor. Ve şifadan geliyor. Çufa, şifa. Ay inanmıyorum. Evet, çok enteresan. Bunu ezip Hindistan ceviziyle beraber karıştırıyorlar ve bademle karıştırıyorlar. Hı-hı. Hemen arkamızda görmüş olduğumuz. Hemen bakıyoruz. Süt gibi. Süt gibi. Şimdi tadalım onlardan. Öyle mi? Evet, tadalım tabii. Gelmişken tadını. Bakın şifa yani çufa, badem. Bademle Hindistan cevizi. Hindistan cevizi karışımı. Çok enteresan bir lezzet olacak. Küçük yani piccolo varsa onu tercih ederim. Yakupcan sen seversin Hindistan cevizini. Yakupcan tatlısı en doğru yorumu Yakupcan yapar. Sevdin mi? Mükemmel bir şey. Mükemmel bir şey dedi. Evet. He liked very much. He said perfecto. Ha, bunun için ne başlıyorum? Ha, ekmeği var bunun. Ekmeğini batır Yakupcan. Üstünde tatlı bir kreması var. Ve birlikte yiyorsun. Vay. Little gurme. Yes. Sevdin mi? Güzel mi? Tatlı. Evet, tatlısı. Bu sanırım hamur değil mi? Yediğin. Hamur, evet, hamur. Bir ekmek gibi düşünmek lazım. Yakupcan çok sevdi. Çok da lezzetli, çok da güzel görünüyor. İşte Valencia'nın yöresel ve geleneksel lezzetini tattık. Çufa. 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 Şifa. Şifa. Çufa, este tuberculo. Horchata, la bebida. Çıkan bu su, çata ama
bu kök, kavrulmuş olan kök çufa. Thank you, gracias, muchas gracias. Dünyanın en ilginç yöresel lezzetlerinden birini de tattık. Burası cam mekanlarıyla ünlü Valencia'nın sanat alanı. Yeni kentin tam kalbi, merkezi burası. Valencia Meydanı. Gemimizin limanlarından biri olan İspanya'da ilk kez gezip gördüğüm Valencia'ya hayran kalıyorum. Artık Valencia'ya veda ediyoruz. Limana dönüyor ve yüzen lüks şehrimizle tekrar engin denizlere açılıyoruz. Gemimizde muhteşem manzaraları izleyerek Barcelona'ya doğru gidiyoruz. Kruyoz yolculuklarında en sevdiğim hep dinlendiren deniz manzarasına bakıyor olmak. Kraliçenin gemisinde en çok sevdiğim şeylerden biri de beş çayı kültürü. İngilizlerin beş çayı kültürü dünyaca meşhurdur. Ve işte bu kültürü de bu gemide en güzeliyle yaşıyoruz. Hemen aşağıdaki bu balo salonunda geceleri eğlenceler varken saat 4-5 arası da beş çayı servis ediliyor. Birbirinden lezzetli çaylar, birbirinden lezzetli pastalar, kekler, kurabiyeler buraya gelen misafirlere ikram ediliyor. Hadi biz deneyelim, İngilizlerin beş çayı kültürünü bizzat yaşayalım. Bu kruzlarda lezzetler o kadar güzel ki mutfaklar çok başarılı. Hele hele pastalar olağanüstü. Bu pastalar çay ve kahveyle güzel sunumlarla ikram ediliyor misafirlere. Bugün kruzumuzda minik somonlu sandviçler, çikolatalı ve reçelli pastalar var. Tüm yiyecekler dahil, çay ve kahveler de ücretsiz. Konserler, gösteriler, dünyaca meşhur büyük grupları, resitaller her gün gemide misafirlere eğlenceler sunuyorlar. Böyle gösteriler de seyahatimize dahil. Yemek, eğlence, gezi derdi bu gemi turlarında hiç düşünülmüyor. Her şey düşünülmüş zaten misafirler için. Her gün bir başka limanda uyanarak herkes çok mutlu oluyor. Aynı bizim gibi şu anda Barcelona limanındayız biz de. İspanya'nın en güzel kentlerinden biri Barcelona. Dünyayı geziyorum da şimdi Avrupa'da bir türlü inşaatı tamamlanamayan o meşhur katedrali göstereceğiz size. İspanya'da, Barcelona'da Sagrada Familia Katedrali'ndeyiz. Sagrada Familia Katedrali, kutsal aile katedrali anlamına geliyor. Ama Barcelona'da bitmeyen, tamamlanamayan katedral olarak da isimlendiriliyor. İnşaatına baktığımız zamansa aradan yüzlerce yıl geçmiş olmasına rağmen hala minçlerin tepesinde olduğunu ve inşaatının devam ettiğini görüyoruz. 1882 yılında Sagrada Familia'nın inşaatına başlanıyor. Fakat inşaatçıların, mühendislerin, işçilerin arasında yaşanan gerginlikten dolayı Sagrada Familia'yı inşa eden ekip inşaatı bırakıyor ve ardından yönetim Gaudi ile anlaşıyor. Antoni Gaudi, İspanya'da modern sanatın öncüsü olarak tanımlanıyor. Kendisi Katalan ve koyu bir Hristiyan, koyu bir Katolik ve bu sebeple de işte bu katedralin inşasını Antoni Gaudi'ye veriyorlar 1883 yılında. Antoni Gaudi, İspanyollar için çok önemli bir sanatçı, mimar ve kendisi tüm hayatını adeta arkamızda görmüş olduğunuz Sagrada Familia'nın inşasına adıyor. Tüm bilgi birikimini, ruhunu, her şeyini bu katedrale adıyor. Ama 1926 yılında yaşadığı büyük bir tren kazası sonucunda trenin altında kalarak hayatını kaybediyor. Ve görmüş olduğunuz Sagrada Familia'nın inşasının tamamlanmasına ne yazık ki ömrü yetmiyor. Ve yıl oldu 2024. 1883 yılında başlanan mimari çalışmalara bugün yıl 2024 hala devam ediliyor. Mimarlar, mühendisler hala bu Sagrada Familia Katedrali'nin tamamlanması için çalışmaya devam ediyorlar. O kadar kolay bir inşaat değil. Baktığınız zaman üstünde bir sürü detay, bir sürü figür, değişik değişik amblemler, işlemeler var. Antoni Gaudi bu eseri inşa ederken özellikle doğadan etkilendiği için hep doğa figürlerinden istifade etmiş. Ağaç, çiçek, dal, farklı farklı doğa figürlerinden esinlenerek
bu motifleri bu eserin üzerine kondurmuş ama koyu bir Katolik olduğu için birçok dini simge ve figürü de yine hem mimarinin içine hem de dışına inşa etmiş. Bugün de yine mimarlar, mühendisler katedrali inşa etmeye devam ediyorlar. 2026 gibi tamamlanması bekleniyor ama insanlardan alınan vergilerle ve bağışlarla inşası devam ettiği için 2026 yılında aşması düşünülüyor buradaki yönetim tarafından. Oldukça büyük bir kuleye sahip. Kiliseye baktığımız zaman kulelerinin oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. 200 metrelik yüksekliğe sahip bu çağın kuleleri ve tamamlandığı zaman Avrupa'nın en yüksek kulelerine sahip olan katedrali olacak. Genişliği yaklaşık 60 metre, uzunluğu yaklaşık 200 metre ve tüm heybeti, görkemi ve kasvetiyle gelen turistlerin olmazsa olmaz duraklarından biri Sagrada Familia Katedrali. İşte biz de şu anda bu meşhur katedrali dünyayı geziyorum da sizlere getiriyoruz. Çok kalabalık. Ne zaman gelirsem geleyim buraya çok kalabalık olduğunu görüyoruz. Dünyanın dört bir yanından gelen turistler bakın burada fotoğraf çektiriyorlar. Doğal bir fotoğraf stüdyosu aynı zamanda. Yılda 15 milyondan fazla turistin geldiği ve fotoğraf çektirdiği, ziyaret ettiği bir katedral. İçeri giriş ücretli ve çok uzun sıralar oluyor, onu söylemek istiyorum. Önceden bilet alınması çok daha iyi. İnsanlar geldiğinde saatlerce bekleyerek burada bu katedrali gezebiliyorlar vakti olanlar. Barcelona'da izleyicilerimizle karşılaştık. Acaba beğendiniz mi? Hemen sormak istiyorum. Evet, çok beğendik. Şu anda gayet etkileyici bir kıvamda ilerliyoruz. Daha ilk günümüz, çok güzel. Harika. Sizinle karşılaşmak da çok büyük bir sürpriz oldu evet, bizim çok, için. Çok sağ olun. Zaten nereye gitsek sizi bir izleyip çıkıyoruz ya, yola. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, gerçekten çok mutlu oldum. Ailecek geziyorsunuz. Evet, ailecek. O zaman bu güzel kıza da sorabilir miyim? Beğendiniz ben mi? Ben de çok beğendim. Ben aynı zamanda eski bir mimarlık öğrencisiyim. Öyle mi? Harika. Yeni bıraktım, o yüzden çok etkilendim açıkçası. Bayağı güzel bir yapıt olmuş. Çok emek verilmiş evet. Olmalı. Evet, aynen öyle. Zaten daha bitmedi. Bitince inşallah dünyanın en uzun olacak evet. Bakalım. Vallahi bittiği zamanda görmek istiyoruz. Çok ihtişamlı. 27'de bitecek herhalde. Evet, 26 diyen, 27 diyen ama yıllardır yani. Evet. Ben 15 sene önce geldiğinde de bir çekiyorlardı. Bilmiyorum biter mi bitmez mi? Bence bitmez çünkü turist çektiği için evet. Hani böyle evet, bir oyun oynuyorlar gibi. Evet. Oyun haline gelmiş aynen öyle. Vallahi çok teşekkür biz ediyorum. Teşekkür ederiz. İyi tatiller diliyoruz. Sağ olun. Size, her zaman size katkılarımız ay, olsun olun. Böyle. Çok teşekkürler. Sağ olasın. Seviyoruz. İyi gezmeler. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.